Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bugün e, tırpan yaparken sabah 8'de geldim. Bir canlı yayın açmıştım. Şimdi bulunduğum bölgede e, internet tam çekmediği için canlı yayında e, açmıyorum. Şimdi şöyle, tırpan yaparken bazı noktalara dikkat etmemiz lazım sevgili dostlar. Şimdi bunu yaparken tabii biz tecrübe etmiş oluyoruz. Şimdi öncelikle... Acele etmeyeceksiniz. Fındıkta tırpan aceleye gelmez. Çünkü bir acele ettiğinizde hızlı yapıyorsunuz. Daldaki e, ocağın herhangi bir dalına kaçırdığınız zaman o dal mefta oluyor sevgili dostlar. Yani tırpan misinası hiçbir dala değmeyecek. Ocağa çok yaklaşmayın. Misinayı kısa tutun ki, e, çok uzun tutmayın ki az yaklaşırsanız bile dikkat etmeniz lazım. İlk tırpanda dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi sevgili dostlar toprağı sıfırlamamak. Yani çok öyle sıfıra inmemeniz gerekiyor. Otları da parçalamaya çalışmayın. Yani bir sefer vurun şöyle diyelim toprağın yüzeyinde yani şey kalsın ot kalsın tamamen tıraşlamayın. Çünkü tıraşlarsanız güneş toprağı yakacak kurutacaktır. Böylelikle bu bıraktığımız yüzüne bıraktığımız otlar hem malçalama yapacak hem toprağı nemli tutacak. Toprağın e, yani direkt güneşe maruz bırakmayacak güneş çünkü e, her ne kadar faydalı olduğu zamanlar varsa da zararlı olduğu zamanlar da var. Direkt şöyle düşünün dışarıya çıktığınız zaman tişörtle çıktığınız zaman yani sıcak havalarda tişörtün olduğu yer yani çok fazla kazak giyerseniz terlersiniz. Ama tişört giyerseniz e, tişört kullanırsanız çok terlemezsiniz. Ve tişörtün olduğu yerler vücudunuz yanmaz. Ama e, diyelim denize gidiyorsunuz şey havalarda güneş kremi falan da kullanılmadığı zaman vücut tamamen yanıyor. Güneşe direkt güneş ışınlarıyla maruz kaldığı için toprak da böyle. Yani bitkimiz de bir canlı, toprağı da bir canlı kabul edin. İçinde canlı organizmalar var. Dolayısıyla ilk tırpanda bunu tıraşlamıyorsunuz. İkinci de de tıraşlamıyoruz. Ama fındığa örnek veriyorum. Fındığa 5 gün var. O zaman tıraşla kardeşim. Çok da tıraşlama yine toprak yarılmasın. <laughs> Düşen tane fındıklar bu sefer de onun içine girer. Yani e, her şeyin e, <laughs> dengelisi çok önemli. İkinci bir husus. E, şu ana kadar üçte birlik kısmı yaptım. Misina'yı sadece bir tane fidana kaçırdım. Acele etmeyeceksiniz tırpanda. Tabi şimdi diyorsunuz benzin fiyatı şu bu fiyatı bu niye acele etmeyelim daha çok yok. Hayır acele ettiğiniz zaman da çok fazla bir ekstra şey yapmıyorsunuz. Tabi böyle mıy mıy da de yapın demiyorum ama e, acele etmemek lazım. Acele işe biliyorsunuz sevgili dostlar motor karışır şey karışır. Dolayısıyla işimiz sıkıntıya girer. <laughs> Durum bu. Evet otları görüyorsunuz. Bahçenin bu alt kısmında çok yok, üst kısmında var. Evet, budama ve budamanın sonucunda çıkan yan dallar, sevgili dostlar. Bu bahçede bakteriyel yanıklık kuruma pek yok. Ee, onu da aktarmak istiyorum. Şimdilik herkese iyi çalışmalar diliyorum.